bu yolun buradan girişi oraya vardığında, bu kameraya bak. Tamam, oradan vardığında oranın dar olması, yani şu dağın ucu da görükmüyor bak. Buradan hızlı geldiğinizde, aha uçtu, araba uçtu, araba uçtu. Gök bak orada. Mamucu çıktı bak. Sonra mı konuşacak? Oraya gidek de yardım edelim. Oraya konuşacak, hadi sonra konuşacak. Yavaş yavaş. Valla tam burada röportaj yaparken bir kaza oldu. Abinin arabası kaydı. Tesadüf ya. Gidip de yardım edelim. Şu an Kozan Barajı'nın köprüsünün hemen bulunduğu virajdayız. Köprünün virajında. Burada defalarca kazalar oldu. Onun için de buraya geldik. Aslında 1974 yılında yapılan buradaki Aleyhisselam Karayolları, şimdi onların hakkında konuşacağız. 1974 yılında yapılan barajın köprüsü, o zamanın şartlarında işte bu gidilen köprünün darlığı bir sorun oluşturmuyordu. Ama artık şehrin artan nüfusu, araçların sayısı, yolların küçüklüğü sorun olmaya başladı. Kozan'da zaten aynı zamanda da Adana, Türkiye'nin en kadersiz şehirleri. Vekillerinin falan çalıştığı yok. İşin doğrusu çalışsalar burası böyle olmaz. Bizim bu yollarımız böyle olmaz. Ta Ali Küçük Aydın'dan bu yana bu karayolları, bizim bu Kayseri, Kozan, Adana yolumuz bir türlü daha verimli bir hale gelişemedi. Bunları konuşurken yukarıda petrolde Mustafa abi dedi ki ya ben de burada bir kaza olmuştu, üstüne gelmiştim. Bunun üzerine konuşayım dedi. Biz de Mustafa abiyle buraya geldik ve buradaki köprünün sorununu, yolun darlığını konuşacağız. Mustafa abi merhaba. Merhaba Lehmetciğim, merhaba Mahmutcuğum. Ben emekli postacı Mustafa Sericik. Evet. Hayatım sokaklarda geçti. Yani bütün böyle olumsuz sorunları da anlatmak bana bir aşk oldu. Burada geçen sene 15 Ekim'de ben buradan gittim. Şu tam köprünün girişinde sol tarafa bir Renault asılı havada kalmıştı. O gün de bir resim çekmiştik fakat anlatma imkanımız olmadı. Bu yolun buradan girişi oraya vardığında, tamam, oradan vardığında oranın dar olması, yani şu dağın ucu da görükmüyor bak. Buradan hızlı geldiğinizde, aha uçtu, araba uçtu, araba uçtu. Gök bak orada. Mamucu çıktı bak. Sonra mı konuşacak? Oraya gidek de yardım edelim. Oraya konuşacak, hadi sonra konuşacak. Yavaş yavaş. Valla tam burada röportaj yaparken bir kaza oldu. Abinin arabası kaydı. Tesadüf ya. Gidip de yardım edelim. Allah'tan bir şey olmadı galiba. Ya işte bu memleketin yol sorunlarını konuşurken böyle üstüne geldik. Daha doğrusu burada röportaj yapıyorduk da bir araba uçtu, ona gidiyor. Abi geçmiş olsun. Allah'a şükür. Ulan nasıl gider? Geçmiş olsun abi. Allah korudu. Allah korudu vallahi. Ya. Vallahi biz de buradaki yolu konuşuyorduk, buna şükür. Geçmiş olsun abi ya. Yani buradan varırken arabaların ucunun görmediğini. Evet. Aslında o köprüm var abi, böyle şöyle köprünün. Biz bu köprü için geldik, konuşuyorduk vallahi burada. Miraca haline geldi. Yani orada çok kaza oluyor. Yani şu o köprü, karayolları. O köprü bir de uçta dönemeçte var. Lan şuraya şöyle bir yapsa kurtarır ya. Ya bu ucu alınması lazım. Tek taraflı oldu ya kaza. Bir kurtarıcı arayın, çağırttırın. Bunu jandarmayla polisle bir yok, hiç şey aramaya var. Da gerek yok. Çünkü karşılıklı bir arabanız yok. Ya, kaza geçmiş, yok. Geçmiş olsun. Tamam. Ya da jandarmaya arayın, geldiler onlar. Ya onlar bir zarar da yok. Bir kurtarıcıyla çağırtalım. Bir araba, biz çaktırırız. Kilgen Barajı, Kozan. Şu köprünün girişindeki şu dağın uç kısmının kırılıp alınması gerekiyor. Karşı tarafın görünebilmesi için. Burada sürekli kaza oluyor. Aslında bura ölüm virajı. Ölüm yolu haline geldi. Burada aslında anlatmak istediğim şu. Acaba dinlerler mi? Bura, bu yol Kozan'la Fekeyur arası, eski milletvekilimiz Ali Küçük Aydın döneminde dağılacağı kadar bu yol genişleme yaptı. Bir de Kozan'dan beri gelirken Siralif yolunun ağzına kadar bulvar yapıldı. Ama orada kaldı. Ondan sonra hiçbir şey yapılmadı. Ya buradan herkes gelip geçiyor. Siyasetçi abilerimiz, yönetimde bulunan insanlar.
Bu böyle masraflı bir şey de değil yani, bu dağın bu ucunun kırılması, karşı tarafın görülmesi, şu köprünün yanına da bir köprü eklenmesi. Öyle aşırı bir masrafı da yok. Şu an ülkemiz ekonomik krizle boğuşmakta. Biliyorum her ne kadar tasarruf tedbirleri alınıyor da burada da bir can kaybı, mal kaybı olmakta. Sayın Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na sesleniyorum aslında. Çünkü bu karayolları ile ilgili sorumlusu kendisi. Sayın Bakanım da sürekli televizyonlarda görüyorum. Yapmış olduğu hizmetleri anlatıyor. Sayın Bakanım'dan bunu rica ediyoruz. Kozan halkı olarak bu yolun burasının yapılması. Bir de Siralif'te gelirken Derinesik diye bir halk tabirinde bilinen bir orada ölüm virajıydı. Orada az bir yol genişledi de onun beri tarafında bir kaya var. Önü görükmüyor buradan varırken veya Kozan'dan gelirken. O kayanın da ucunun alınması gerek Sayın Bakanım. Yani burayla bir ilgilenseniz Sayın Bakanım. Burada bir masraf yok. Zaten önemli olan şu anda masraflı bir işe girmemek. Burada bir masraf yok. Sadece şu kayanın ucu kırılacak, şuraya bir köprü eklenecek. Az bir şey. Bir de uç tarafta, öbür tarafta da bir çıkıntı var. Karşıdan karşıya görükmüyor araba varırken. Buradan varırken de görükmüyor, oradan gelirken de görükmüyor. Bunu yapmanızı saygılarımızla arz ediyoruz Kozan halkı adına Sayın Bakanım. Yani sorunumuzu dile getiriyoruz. Burada insanların daha fazla mağdur olmaması, can yanmaması, malına zarar gelmemesi için kaza esnasında her türlü can kaybı acı meydana geliyor. Onların önlemini almak için bu yolu yapmanızı saygılarımızla Kozan halkı adına sizden arz ediyoruz Sayın Bakanım. Evet Mustafa abi çok sağ ol, diline sağlık. Tabii burada herkes senin gibi bu konuyu konuşmak istiyor. İnsanların tercümanı oldunuz bir taraftan da, içindekileri söylediniz. Kaza yapılan ya yere gittiğimiz olduk, adam da aynısını söyledi. Ama maalesef ki Kozan Karayolları'nın çalıştığı falan da yok yani. Ben daha bir sorunu çözdüğünü görmedim. Bir yamalık yapıyorlar, bir de yolların bozuk yerleriyle biraz ilgileniyorlar. Kozan çevre yolu olsun, buradaki bizim Kozan barajımız ve köprüsü olsun. Önemli sorunlarda maalesef bir çalışmalarda görmüyoruz. Bu konuda da Kozan Karayolları sınıfta kalmış durumda. Aslında Levent abi, Leventciğim, Kozan halkı adına sesleniyorum. Bu yollar, bu tek gidişli gelişli yol yani, tek yol. Karşıdan araba geliyor. Aslında arabaların çok aşırı çoğalması, bu memleketin hiçbir yerinde tek şerit yolun bulunmaması gerek artık. Çünkü nüfus çok arttı. Şehir içlerinde, mahallelerde binalar arsayı doldu. Yolları da arabalar almaz oldu. Bu yolun kesinlikle bütün yolların gelişli gidişli olması lazım. Kazanın %80 azalması için. Tek şeritteki yollar kazayı %90 artırıyor. Yani gidişli gelişli çift yol olması gerekiyor. Karayollar da gidiyor ama işte gidiyor bu konuda bir çözüm lazım. Ha. Sağ ol Mustafa abi, teşekkür ederim. Abi bu karayollarına emir veren yetkililerimiz var. Bu adamlara kim nereye git derse, nereye yap derse oraya gidip yapıyor. Bu sorunu hakim anlamında demek. He tamam, yani onlara da Sayın Bakanımızdan, Abdülkadir Uraloğlu'ndan saygılarımızla Kozan adına bu yolumuzun yapılmasını, hatta çift yol olmasını mümkünse, mümkün değilse en azından bu gösterdiğimiz virajlı yolların düzeltilmesini saygılarımızla arz ederiz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Herkese saygılarımı sunarım.